yıllarda kariyerine bayıldığım isimler stüdyoma gelince çok mutlu oluyorum. O yüzden fazla konuşmadan hemen peşinden gideceğimiz cümleye bir bakıp canım konuğumu davet etmek istiyorum efendim. Bakalım hangi cümlenin peşinden gidiyoruz. Başarmadın mı? Devam et. Başardın mı? Devam et. Nansen böyle bir şey söylemiş. Kim için söylemiş? Tam da ismini ağırlıyorum. Sevgili Uraz Kaygılaroğlu geliyor efendim. Hoş geldin Uraz'cığım. Merhaba Ceyda. Hızlı oldu değil evet, mi? Evet, ne haber? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sen de iyi misin? Çok iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Nasılsın, her şey yolunda mı? İyiyim demek yasak. Vallahi yolunda. Müthiş bir şekilde devam ediyorsun kariyerine. Teşekkür. Ve hayatına ve babalığına. Teşekkür ederim. O yüzden her şeyin yolunda olduğuna eminim. Evet, yani mutluyum. İyiyim demeyeyim, mutluyum. İstediklerimi yaptığım, istemediklerimi yapmadığım bir yaşımdayım, bir dönemimdeyim. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bunu planlamış mıydın? Hayal etmiştim. Hayal ettiğim şeyin peşinden gitmek için bir yol haritam vardı. Elimden geldiğince o haritaya sadık kaldım. Günün sonunda da çok istedim, çok çalıştım, çok uğraştım ve gerçek oldu. Bana göre gerçek bir başarı hikayesisin. Gerçekten 10 yaş var aramızda, 87 doğumlusun evet. Sen ve hayranlık duyuyorum yani sana. Estağfurullah, teşekkür baktığım ederim. Zaman. Çünkü önce bir bedensel değişim, mesela evet. Oradaki farkındalığını çok merak ediyorum. Çünkü şimdi biz biliyoruz, tamam, şu anda Uraz çok iyi bir oyuncu, çok beğenilen bir erkek, çok iyi bir baba. Yolları ayırmasına rağmen eski eşiyle olması gerektiği gibi ilişkisini düzen altında tutan, tertipli ve ilişkiye hakkını veren bir adam. Teşekkür ederim böyle görünüyorsa. Yok, teşekkür için değil. Yok, yani böyle görünüyorsa ne süper. Yani mutlaka didişiyorsunuzdur. Ama vallahi artık didişmiyoruz da. Şahane. İlk başlarda böyle oturtmaya çalışırken ufak tefek didişmiştik ama şimdi çok daha, yani nazar değmesin, Melis'le ilişkimiz çok oturdu. Yani hem iki arkadaş olarak hem de adı özelinde anne baba olarak bir yere oturmuş olması beni çok mutlu ediyor. Evet. Fiziksel değişime gelecek olursak o benim için de bir şok oldu. Yani onun idrakı, yani o noktada değişimin sonucunda gelen şeylere alışmam, bu kendi bedenime aynada alışmam vesairesi. Buna bir başa dönebilir miyim? Tabii çünkü ki. Bu çok önemli bir mesele benim tabii için. Ki. Çok kiloluydun, hı-hı, değil mi? 100, kaç yaşında? 140 kiloydum. Diyete başladığımda herhalde 20-21 yaşında falandım. Peki sen hep mi kilo problemi olan bir çocuktun? Evet, yani hiçbir zaman dal gibi olmadım. Ama yani morbid obez noktasına geldiğim yıllar, işte üniversitenin son yılları ve üniversiteden sonraki 1-2 yıl gibi diyebilirsin. Çünkü annen de ablan gibi yani. Evet. Acayip böyle evet, evet. Dünya güzeli bir evet. Kadın, enerjisi de öyle. Öyle. Tabii babayı erken yaşta kaybetmek evet. Sizi şey gibi bağlamış ama hani bir kadın erken yaşta eşini kaybedince oğlunu eşi yerine koyar ya, annen hiç öyle bir şey yapmamış. O kadar tatlı bir ilişkiniz var ki. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok böyle etkilenmiştim yani sizi gördüğümde. Dolayısıyla tabii ki babayı erken yaşta kaybetmenin getirdiği psikolojik bir açıklık var. Hı. Orayı yemekle doyurma ihtimali yüksek. Çok yüksek zaten, değil mi? Sebebi de öyle gibi. Evet. Oluyor. Ama bunu erken yaşta fark etme hikayen benim için çok kıymetli. Yani erken yaşta fark etmek mi, mecburiyet mi, ya başka bir yolu olmayışı mı, yapmak istediğim şey için yani sana çok bir dar bir alan bırakıyor o fizikte olduğun zaman. Evet. Yani böyle bir çok kez anlattım bunu, yani hani o belli şeyleri oynayabilecek bir aralık bırakıyorlar ruhsal sana. Ruhsal olarak peki? Çok kez anlatmadığın yerinden yani, söylemen gerekse. Çok kez anlatmadığım yerinden ne yapacağını bilmiyorsun. Gelecek kaygın var. Yarın ne nasıl olacak hayat bilmiyorsun. Ve sıkıntıdan sürekli yemeye devam ediyorsun. Evet. Ve bir kırılma anı oldu. Bir gün mü, bir an mı? Bir an oldu. O andan sonra kilo vermeye, yani diyetisyene gitmeye karar verdim. O diyetisyen, daha doğrusu annemin de tabii teşvikleriyle falan oldu. Daha önce de defalarca kez bunu denemiş ama başaramamış. Bir profesyonelden yardım alarak nasıl olur diye deneyimlemiştim. Sonuç verdi. Başardıkça daha iyi hissettim. Yaptıkça, yapabildiğimi gördükçe, giydiğim bir şeyin bana yakıştığını gördükçe daha çok arzuladım bunu devam ettirmeyi. Ve zaten bu bir öğreti, bir bilinç haline geliyor. Nasıl yemek yemem gerektiğini, ne kadar yemek yemem gerektiğini
öğrenmiş oldum açıkçası. Orada özgüven sarsılıyor mu yoksa yerine... Çünkü şöyle bir şey de oluyor ya, genç bir erkeksin, 140 kilosun ve yani haklı olarak kızların dikkatini çekmiyorsun. Sonra bir anda değil miydi o zaman? Hiç öyle değildi. Şeytan tüyü 140'da yani, var mıydı? Evet, yani belki daha zor oluyordu. Gerçekten ama mi? Ama yani hiçbir zaman böyle bir şeyin sorununu yaşamadım. Aa, süpermiş. Yani. Ben çünkü hani baktığım zaman diyordum ki zayıflayıp bu hani kadınların ilgisinin üstüne gelmesin. Ha sen şimdi zayıfladım diye böylesin, şişmanken yüzüme bakmıyordun duygusu oluyor mu insanda? Yok. O yaşta. Yani yok ama yani çok beğendiğim, daha önce konuşmaya cesaret edemediğim kızlarla onların da ya ne oldu sana ya falan gibi bir değişimiyle konuşmaya başladığım insanlar olmuştu. Ama yani bu hayatımda şuradan şuraya geldiğinde kilom bambaşka bir yere dönüştü kadınlarla ilişkin diyemem. Daha o zaman özgüven de, hep vardı sende. Öyle bir çocuktum yani, evet. Nasıl oldu bu peki? Ya bilmiyorum, ailem beni hep her konuda destekledi, her konuda ortaya alıp beni dinledi. Ben bir şey anlattım, herkes güldü. Annem, anneannem, teyzem, babaannem. Yani bütün aile fertlerim beni sahneye çıkartır ve yani söylediğim şeylere güler, eğlenir, mantıklı bulur. Aklımla, zekamla ilgili övgülerde bulunurlardı. Bu da beni daha özgüvenli bir hale getirdi. Bayılıyorum haliyle. Böyle olunca. Peki çok kadınla büyümek? Çok güzel bir şey. Gerçekten. Yani çok, yani mutfakta büyüdüm ben. Yani. Günlerde büyüdüm, mutfakta büyüdüm. Yani böyle lafın, muhabbetin içinde büyüdüm. O yüzden... Bülent'in dediği gibi hamamda büyüdün mü? Hamamda büyüdüm. Nesiniz siz ya, evet, böyle? Ya hamama gittim. Babaannemle küçükken şeye gittim. Ne? Termal kaplıcaya gittim falan gibi. Böyle bir ortamda büyüdüm yani. Şimdi kızınla ilişkine bakıyorum. Her ne kadar henüz bana getirmemiş olsan da o tatlıyı. Evet, vallahi denk getiremedik. Bir ısıramadım, bir yiyemedim, koklayamadım kendisini ama heyecanla bekliyorum. İnşallah. Çok çok eğlenceli bir ilişkiniz var. Zaten sosyal medyada da hani paylaşıyorsun çok tatlı anlarınızı. Ama anlattığın kadarıyla hani Bülent'le de siz bir dizide bir araya geldiniz ve dolayısıyla sen bizim hayatımıza iyi ki girdin. Sağ olun. Bir mukabele. Gerçekten böyle o kadar eğlenceli, genç baba olmak değil bunun adı ama ben de karşı çok genç baba gördüm yani öyle bir şey değil. Hem genç hem yani ben de boşanmış bir insan olduğum için bunu bir şey gibi söylemiyorum yani, çiftler yapamaz ve evlendiği gibi boşanabilirsin. Aynen, anne baba olarak kalmaya devam eder. Boşanmış anne baba olmak bence daha büyük bir marifet ve başarı. Dolayısıyla sendeki öyle tatlı bir profil ki hani sanki bir oyuncak bebeğin varmış da hadi gel bakalım birlikte şimdi sana neler yapacağım, bak neler anlatacağım gibi böyle. Yani tabii ki çok zor yanları da var. Tabii ki oraya yani böyle sıkıntı duyduğum, zorlandığım anları ya da bir şeyleri koymuyor. Kimse koymuyor. Evet, yani tabii ki. Yani Instagram öyle bir yer değil. Yo, ama hata da var ve o da konur tabii de. Yani ama genelde kimse bunu yapmıyor. Yani herkes güzel anlarını, tatlı geçirdiği vakitleri falan paylaşıyor. Ben birkaç tane kötü an koydum. Abi sevmediler. Yani bir sevmediler. Kimse onu görmek için açmıyor gibi evet, oluyor. Yani gerçekten öyle bir durum. Ama çok zorlandığım, bu işi çözmeye çalışırken nasıl yapacağım dediğim, yani önümde bir örnek yok. Bir baba figürüyle büyümediğim için işte neyi emsal almalıyım, neyin üzerinden kendime bir rota çizmeyi, neyi yapmalıyım ya da yapmamalıyım, nasıl olacak bunu bilemiyordum açıkçası. Oralarda çok zorlandım. Evet, Melis çok yardımcı oldu bana. Evet, yani, ne güzel, aferin. Helal çok yardımcı olsun. Oldu. Yani birlikteliğimizden sonraki dönemde de bunun yani dertlendiğim şeylerle ilgili abartmamam gerektiğini, yani bunların doğal hayatın akışında olduğu falan. Yani adayla ilgili de ilişkimizde de keza kendisinden de dönüşler iyi oluyor. O yüzden sonra biraz daha rahatladım. Zaman geçtikçe bu sisteme oturunca, yani çünkü o boşanma evresinde aman hiçbir şey eksik kalmasın, aman yalnız kaldığını evet, hissetmesin. Çok özenli bir adamsın gibi, oralardan da gerçekten. Çok, yani orası beni çok, yani oraya evet, tutmaya çalışmak yorucu da bir şey haklısın oluyor. Oralarda zorlandım mesela ama bugün geldiği noktadan çok mutluyum. Kızım ilkokul 1'e başladı. Ne diyorsun? Yani evet, annesiyle gittik okula ilk günü falan, biz böyle aşırı iki yengeç. Böyle, gözler yaşlı. Yani ben böyle mizahla atmaya çalışıyorum, şakalar aynı yapıyorum. Aynı Alice'in ya, yani, oğlum. Evet, Melis de böyle sağa sola bakıyor falan. Yok.
adayı biz böyle öğretmenine verirken dedik yani vedalaşma bekliyoruz falan. Ada görüşürüz dedi, öğretmenim tuttu ve gitti. Aşkım. Hiç oralı olmadı, akşam çok mutlu bir şekilde eve geldi falan. Yani iş buraya geldiği için çok mutluyum açıkçası. Zaten ben hep söylüyorum, okullardaki oryantasyonlar aslında bizim gibi veliler için. Çocukların bir problemi yok oryantasyonlar. Kesinlikle. Ya ilk başta bu boşanmanın yeni olduğu dönemde mecliste pedagoğa gittik yani hani bir şey bir şeyi atlamayalım hani bu nasıl ilerleyecek diye anlattık hanımefendi dedi ki yani çocuğunuz çok tatlı, siz kendinizle ilgili sorunlarınızı ne olur halledin ondan sonra konuşalım tekrar dedi yani öyle de kaldı. Benim de anaokuluna başladığında Ali hazır yani ikinci gün gidiyor. Ben diyorum ki öğretmene bir hafta daha kapıda bekleyebilir miyim? Çünkü ben hazır değilim yani. Hani en azından şuradan çıktığında bir görsen. Ya zor bir şey ya. Zor bir şey. Ya. Çok kıymetli. Sevgi de iyi ya çok değil kıymetli bak. Bir şey ve böyle evet. Kırılmasın, dökülmesin istiyorsun ama hayat da öyle değil zaten. Ama biz böyle büyümedik. Büyümedik. Kırıldığın yerler o kırılmasın istiyorsun ama o da kırılacak. Yani bunun idraki falan. Zamanla geliyor. Ya ben herhalde. Hiç hatırlamıyorum ne anaokulda ne ilkokulda annem babam kapıda beklesin. Ben içeri girip evet. Daralınca çıkayım onları göreyim falan. Böyle bir şey söz konusu değildi. Bırakılıyorsun ve konu bitiyor. Evet ya yani biz tabii ben onu şey diyorum buldumcuk jenerasyonuz diye düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar aramızda 10 yaş olsa da ben böyle hissediyorum. Bir tane fotoğraf paylaşmışsın bizimle hemen ona bakalım. İstersen. Al işte. Bu da ne yazıyor? Baba. Sen olduğun gibi... Güzelsin mi, iyisin mi öyle bir şey. Gerçekten. Bunu kendi mi yazmış? Bunu kendi yazdı. Bu böyle bir adaya bir soru sordum işte. Sen ebeveyn olsaydın ve ben senin çocuğun olsaydım. Neyi değiştirmek isterdin, neyi farklı yapmak isterdin? Benden beklediğim böyle farklı bir şey olur muydu filan dedim. Ağlarım. Bunu mu ondan sonra o da karşılığında bunu yazdı. Bu benim için tabii çok özel ve güzel bir andı. Sen olduğun gibi güzelsin. Evet. Biz bu zihniyete ne zaman geri dönebileceğiz? O çocukluğumuzdaki değiştirmeme halini acaba? Biz, o da bozulacak. Yani hepsi, keşke bozulmasa değil mi? Öyle değil ki ama yani okulda bir arkadaşı bir şey söyleyecek. Evet. Öğretmeninin bir tavrı istemeden onu kıracak. Serviste başka bir çocukla tartışacak. Sen ben sinirli olduğumuz bir anda istemediğimiz bir tepki vereceğiz. Biz ve büyüdük ve kirlendi dünya. Gibi yani ve kırıla kırıla da daha da sağlamlaşacak gibi. Şekillenecek, kendisini bulacak. Kırılmadan büyümek ya da üzülmeden büyümek de söz konusu değil. Yok tabii ki değil canım. Bilmiyorum. Ama en azından o işte geçen zamanlarda paylaştım şu otantik kimliği kaybetmeme haline çok takığım bu aralar. Yani ne kendin demek? Otantik kimliğin aslında senin doğduğun işte bu halin. Hmm. İnandıkların, doğru buldukların, tercihlerin, yönelimlerin. Neyse bu bir bütün yani. Zaten orada da senin ben otantik kimliğinde kalabilen insanlardan biri olduğunu çok düşünüyorum. Gabor Mate'nin bir şeyi bu, savı. Çocuğunuzu otantik kimliğinde tutabilme becerisi ebeveynler için. Yani ona yönergeler vermeme, yönlendirmelerde bulunmama, yorum yapmama, sadece dinleyebilme. Düzeltmek için, bir şey öğretmek için değil, sadece dinleme halinde durabilme. Evet. Yapamadıklarını yaptırmama. Biz bunu anne baba olarak yapsak bile, ben de orada itiraz etmiştim zaten, toplum buna izin vermiyor. Şimdi benim başıma gelen şey, senin çok severek yaptığını bildiğim ve böyle Ali'ye de bak Uraz abinde de var diye gösterdim. Oje meselesi mesela. Ben şimdi işte evde manikür yaptığımda Ali görüyor. Ben oje delisiyim. Rengarenk ojelerim var. Ve Ali denemek istiyor. Benim için bazı şeylerin cinsiyeti yok. Yani oyuncağın yok, rengin yok, tarzın bir cinsiyeti yok. Yani ben böyle bakıyorum hayata. Dolayısıyla da koyuyorum böyle ojeleri önüne. Ne istiyorsa onu sürüyor, deniyor. İşte bu ara Fenerbahçe'ye taktı sarı lacivert sürüyor. Ben de maç günleri yapıyorum. Evet, şahane yapıyorsun. Ve şimdi sürüyor ve hani Bülent de ben de hiçbir tepki vermiyoruz. Çünkü oje yani ne var bunda yani. Boya gibi. Yani. Boya yani saçına, parmağına falan. Ama tabii böyle bir yere gidiyor. Aa, erkekler oje sürer mi diyor yetişkinler. Ve ben böyle sürekli sürer falan diye atlayan bir hal. Kollamaya çalışıyorsun tabii, ortamı. Tabii hani aman evet. Diyorum o duygusu bozulmasın. Ama yani bunu hep söyleyecek. Yani bunu sadece evet. Sen değil anneannesine gidiyor, dedesine gidiyor, babaannesine evet. Gidiyor. Onların da bildiği ve her daim diline oturmuş olan şeyler var. Yani seni yetiştirirken bir üst jenerasyon... Bir şeylerden sen memnun olmamışsın ve bunu burada düzeltmek istiyorsun. Evet. Yani öyle aktarmak istemiyorsun. Evet.
Şimdi bu aktarımı yaparken sen ne kadar ilgi alaka göstersen, dikkat etsen de yani bu çocuk dedesine, anneannesine, babaannesine evet. kalmaya gidiyor. Evet. Ve orada da başka bilgiler ve oranın bilgilerini alıyor. Dolayısıyla sonrası için karar verebileceği aslında güzel bir havuzu da olmuş oluyor. Farklı farklı insanların farklı farklı evet. görüşlerini alıyor. Ve sonrasında da o şekillenme kendi arzusuna göre çeşitliliği görerek gerçekleşiyor. O yüzden bizde mesela yani adanın gittiği evler çok çeşitlidir bizde. Yani ninesine ayrı gider, babaannesine, dedesine falan. Ve hepsinin evinde başka eğlenceleri ve başka aldığı kültürler, bilgiler var. Sepeti renk dolusu. Aynen öyle yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Benim de öyleydi çocukluğum. Yani hep teyzemlerde başka bir hayat yaşardım. Anneannemin evinde başka bir dünyam vardı. Kendi annemle evimde başka bir dünya, okulunda başka bir dünya. O yüzden bu anlamda çeşitliliğin güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi inanılmaz demeçlerin var. Çok kıymetli ve böyle hepsi seni takip eden ve seni çok seven, özellikle erkek delikanlılar için çok kıymetli. Allah Allah, ne söylüyorsun? Yani şu anlamda çok kıymetli. Yaptığın işlerde özellikle hani delikanlıların da böyle rol model aldığı biri olunca, hele de baba olunca, hele bir de kız babası olunca orada aslında çok derin bir kimlik var. Bunu taşımak, hani sen bunu aslında böyle bayağı doğalında yapıyorsun ama çok kıymetli yapıyorsun. Şu hoşuma gidiyor. Mesela en sevdiğimi söyleyeceğim sana. Ha. Zaman zaman olabiliyor diyorsun. Popülerliği yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Ailem, dostlarım, danıştığım terapistim bana yardımcı ve destek oluyor demişsin. Bu popülariteyi nasıl idare ettiğin sorulduğunda. Şimdi senin gibi bir adamın. Ben çok ünlüyüm ve evet herkes bana hasta, reklamlarımı da çekiyorum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum diye bir yerde durma hali olabilirdi. Ama sen diyorsun ki arkadaşlar burası çok zor bir yer. Burayı kontrol edebilmek için ailenize, güvendiğiniz dostlarınıza ve mümkünse bir terapistinizle yol almanız lazım. Bu çok çok büyük, çok altı dolu bir söylem. Bunu nasıl beceriyorsun? Evet, teşekkür ederim. Yani olması gerekenin bu olduğuna inanıyorum. Bunu biri mi sana anlattı peki, yoksa bu güdü mü? Yani bilmiyorum, ben yıllardır zaten aynı insanlarla arkadaşlık ediyorum. Yani üniversiteden beri aynı arkadaş grubu içerisindeyim. Ailem keza öyle. Yani şimdi bu işin bu noktaya gelmesi, insanların sevgisi çok güzel ama yani bunun dışında da bir sokağa çıktığın zaman sürekli olarak monitörleniyor olma hissi, sürekli olarak birileriyle merhabalaşıyor olma hissi, karşı taraftan tabii ki bu sevildiğinin işareti yani. Evet. Ama bir yandan da zor da bir tarafı var. Bununla ilgili bu konularda rahatlamakla ilgili, bu konularda kendimin ne olduğunu unutmamakla ilgili, nereden geldiğim, nasıl bir insan olduğumu hatırlatması için hayatımda bazı kıble noktalar belirliyorsun. İşte bunlar ailen, eşin, dostun, arkadaşların, çocuğun ve takıldığın yerde de terapistin. Yani bu artık bir ihtiyaç. Vallahi ben bunu söyledim, başıma geleni biliyorsundur bir programda. Artık öyle bir zamandayız ki herkesin bir psikoloğu olmalı dedim. Magazin basını çevirmiş bana, diyor ki psikoloğunuz var ama ha biraz saçınızı değiştiriyorsunuz. Dedim ki gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yani. Psikolojisi bozuk olanlar mı saçını değiştiriyor? Oyuncuyum ben. Evet. Hani her karakterim için saçımı değiştirebilirsin. Yani orada bile mesaj geçmiyor. Yani çok yani bu şimdi mesela ben böyle sürekli bu haberleri takip etmeye çalışıyorum. İşte günüm ne olmuş, güncel olayları. Ve algoritmam öyle bir hale geldi ki böyle korkunç haberlerle dolu artık maalesef, böyle Twitter'ım benim. Yani onlara bakmaktan hep onları atar oldu önüme. Vallahi ihtiyaç var gibi duruyor baktığın zaman. Çok. Ben de mesela şimdi kendimi şey hissediyorum oralarda. Sen nasıl hissediyorsun? Ben şimdi haberi okuyorum, destek olmak istiyorum. Habire işte sosyal medyada paylaşıyorum. O arada diyorlar ki işte taş kağıt makasla ilgili bir şey duyurmamız lazım. Hadi onu da paylaşıyorum. Sonra akşam böyle bir bakıyorum paylaşımlarıma. Bu ne diyorum ya? Adama üzülüyorum. Sonra atölyeyi paylaşıyorum. Sonra başka bir şey. Yani üzüntü bu kadar geçmiş ve gitmiş oluyor. Paylaştım da ne oldu? Kendini tabii rahatlatmış mı oluyoruz acaba? Yani hani böyle bir destek destek olmuş olma hissini karşılıyor evet, herhalde. Yani çünkü senin görevin değil tabii ki evet, bunu çözmek. Evet. Yani bu kolluk kuvveti var, işte hukuk aynen, var, anayasa var vesaire vesaire. Şimdi devletin umarım adalet var. Adalet bunları var yapanlar falan için. Yani dolayısıyla sen de bir yani vatandaş olarak buna üzüldüğünü belli ettiğim bir
paylaşım yapıyorsun yani. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorsun. Bu kadar da olmaz mı demek istiyorsun. Yani içinde buna isyan tabii isyan ama yani ne kadar yanında olabilirsin? Yok canım bir şey yanında olabildiğinden değil en azından farkında olduğunu göstermek için belki de paylaşıyorsun. Evet, bilmiyorum oralarda kafam karışık biraz. Peki o cümle çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Evet. Bu konudaki gerçekten büyük bir hassasiyetin olduğunu çok iyi biliyorum. Birçok kez hepimizi bir araya getirdin. Sağ olun bunun geldiniz. Bunun için. Neden kız çocukları özellikle tercihin oluyor? Çünkü ben seni hep o alanda daha çok sıklıkla görüyorum. Yo, ucum aslında kız erkek ayırt etmeksizin evet, çocuk. Çocukla ilgileniyor. Yani spesifik olarak kız çocuğuyla değil, çocuk olan herkesle ilgili aynen. Bir mücadele veriyor. Sadece ve sadece işte cinsel istismar değil, psikolojik, işte fiziksel vesaire bütün şiddete dayalı durumlar için orada olmak istiyor. Hukuki olarak da psikolojik olarak da destek sağlıyor. Ben ilk fark ettiğimde Ucumi hikayeleri okuyup izlediğimde kanım donmuştu. Yani bir şeyler yapmak lazım. Yani ne yapabilirim ben diye Saadet Öğretmen'e ulaşmıştım. Evet. Saadet Öğretmen de bana durumu anlatınca kafama fikirler geldi. Şöyle bir şey yapabiliriz, böyle bir şey yapabiliriz. Sizin farkındalığınızı İşte arttırabiliriz hocam. İşte bu konuda bir sürü sanatçı dostum var. Yani herkes bir yerden tutar herhalde. Biz şöyle bir şey de çekelim. Herkes anlasın konunun ne olduğunu diye. İşte YouTube'a bir şeyler çektik. Evet. İşte efendime söyleyeyim. Bir gece düzenledik, tertip ettik. Sağ olsunlar çok ciddi bir para yardımı yapıldı. Çünkü bu fona evet. Da ihtiyaçları var. Aynen. Bu fonla bir sürü ilde önleme merkezleri açıldı. Sağ olsunlar Saadet Öğretmenler de bu işi, Saadet Öğretmen ekibi, Yücel Başkan hepsi beraber bu işi devam ettiriyorlar. Yani benlik bir şey de yok aslında bakarsanız. Yani ben sadece aracı oldum gibi oldu. Hani burada bakın böyle bir şey var. Ya benim de vitrinim cadde üstündeydi. Ben afiş astım yani. Tam olarak öyle aslında yani da. Yaptığım tabii şey bu. Bu naiflikle anlatabiliyor olmak da bir şey. Peki bir diziye girdin. Eşimle birlikte oynadığınız Sefer'in kızı Bülent'le. Evet. Orada da akrabam Esra Kızıldoğan. Evet. Benim anneanne tarafından akrabamdır evet. Esra. Çok da severim. Onunla böyle bir kan bağı gibi bir bağ oluştu aranızda. Evet. Böyle bir ablan evet. Oldu o senin. Evet. Nasıl bir şey? Çünkü gerçekten ayrılmaz ikilisiniz. Şimdi de galiba bütün rollerin için bir onun beraber, kapısını aynen, çalıyorsun. Çalışıyoruz. Evet. Yani o hikayede beraber ev içinde bütün sahnelerimiz beraberdi. Yani evet. Evin içinde ablasıyla dertleşen, işte ablası da bir psikologtu falan. İşte orada bunu dinliyor, sürekli yatıştırıyor, gedizi evet. Falan. Öyle bir yerdeydi. Ve gerçekten de Esra abla çok naif, çok zeki, çok humoru çok, humoru çok yüksek. Çok. Çok eğlendiğimiz sahnelerimiz oldu. Yani hem çok eğlendi, iyi bir oyuncudur çok ayrıca iyi, çok iyi bir oyuncu. Onu zaten artık söylemiyorum aynen. Bile. Gene de bir böyle evet, altını, akraba kayınası. Evet, doğru doğru çizelim çok iyi bir altını. Bana yani mesela takıldığım sahneler oluyordu. Yani abi bunu niye böyle söyleyeyim şimdi? Yani yönetmen bir şey talep ediyor. Bunu kalkıp sinirlenip bir şey... Ya bunu böyle de söyleyemez miyim? Yani ne bileyim bedenen oradan kalkmak şimdi bana gelmedi falan. Esra abla böyle usul usul sokuluyordu. Ya istiyorsan şöyle bir şey düşünerek hani şöyle şöyle falan diyordu. Evet çok tatlı. Ve ben böyle ha falan olabilir abla ya falan deyip böyle beraber akşam işte ertesi günkü sahneleri okurken çalışırken de vakit geçiyorduk. Birlikte... yüzmeye, denize gidiyorduk. Yani Bodrum'da evet, çektiğimiz evet, için yemeklere giderdik. İşte evde böyle bir şeyler, işte keyif. Mangal yakmak, aynen. Beraber sofra kurmak gibi. İyi arkadaşlıklarımız oldu orada yani. Ne güzel. Ve sonra da Esra ablanın o yani birbirimize olan enerjimizin tutması, birbirimizi tanıyor olmamız artık. O noktada birlikte çalışmanın benim için çok avantajlı ve kolay bir yere geçtiğini gördüm. Beni çok iyi tanıdığı ve bildiği için. Çünkü yani sadece sahnede değil, sahne dışında da tabii. Sürekli bir performans bir yapıyoruz. Bağ bir bağ da var. Güldürüyoruz, gülüyoruz. Nerelere esnediğimizi biliyor falan. Sonra beraber Erşen Kuneri'ye çalıştık. Evet. Üç kuruşa çalıştık. Hı hı. Ve hepsi de çok iyi sonuç verdi. Çok çalıştık ama yani öyle
Hani böyle bir saat, iki saat çalışmadık. Sen zaten çok çalışkan bir adamsın. Bunun altını çizmemiz gerekir mi acaba? Ama bilen biliyordur yani diye düşünmek başka istiyorum. Türlüsü olmaz ya. Bence zaten. De ama hani bir oldum ben hali vardır ya bir yerde. Sonuçta sen de şu anda hani çok tanınan, aranan jönlerden falan bir isimsin yani. Yani bu, tamam bu, ya bu cebimdekilerle biraz takılırız diyecek bir yaştasın. Yani, ama demiyorsun çok kıymetli. O yaşta görmüyorum kendimi. Bu yolculuğun. Yani 80-90 yaşına kadar tabii yapılabildiğini ki. Düşünüyorum tabii ve ben daha eminim. 35 yaşındayım. Bu kendimi geliştirmem, kendimi doldurmam, öğrenmem gereken bir sürü şey var. Kesinlikle. Görmem gereken bir sürü şey var. Bakış açımı değiştirmek için yeni şeyleri, yeni fikirleri görmem, anlamam lazım. En azından anlamaya çalışmam lazım. Kesinlikle. Bana bir soru hazırladın mı? Sana bir soru hazırladım. Alayım. Oraya mı geldik? Geldik. Senin evine geldim. Geldin, hoş geldin. Bir daha teşekkür gel. Teşekkür ederim, yine geleceğim. Çok güzel bir enerjisi vardı evinin. Yani çok güzel bir sofrada karşıladın bizi Bülent abi, sen, evet. iki tane tatlış çocuğunla. Evin yaşıyordu. Yani hı hı. çok canlı bir evin vardı. Yani düzeniyle, tatlışlığıyla, dekorasyonuyla, içindeki yaşamla, herkesin şen şakrak oluşu. Yani mutfağa giderken misafir gibi değil, evet. rahat bir şekilde gittim. Kendi dolabım gibi açtım, suyumu içtim, onu yaptım, bunu yaptım filan. Ve bunların yanı sıra iş hayatını da devam ettiren bir kadınsın. Hem bu ev hayatını hem de kariyerindeki başarılarını mutlu bir aile fotoğrafının içine. Yani sadece Instagram'dan görüldüğü gibi değil evin. Evet, yani olduğu gibi evin. Aynen. Bunu nasıl başardığını ve bunu yapmak isteyenlere nasıl tavsiyelerde bulunmak isteyeceğini düşündüm ve merak ettim. Galiba filtresiz olduğu için böyle. Yani ev hakikaten nasılsa öyle ve biraz önce söylediğim gibi tatsız şeyleri de paylaşıyorum ben. Hı hı. Ne gerek vardı biz istemiyoruz sizden böyle acıklı hı hı. hikayeler duymak falan hı hı. yazıyorlar ama benim hayatım içinde acı var, ızdırap var, hı hı. kavga var. Gerginsem iki gün hiçbir şey paylaşmayıp zaten herkesin anladığı bir tonum hı hı. var. Evimizde sevgi de var, aşk da var, her şey var ama kavga da var tabii hı hı. ki. Ama hani bunu olduğu gibi gösterebilme halini seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum ama belli bir yaştan sonra da onu dengelemeyi öğrenme hali işte. 4 yıl dizi yapmayı hı hı. istemedim. Ali'yi büyütmek istedim, evde olmak istedim, dostlarla olmak istedim. Şimdi Ali 5 yaşına geldi, hı hı. küçük küçük filmlerde işte oynamaya başlamayı sindirdim. Şimdi dizi senaryosu okumaya başlayabilirim, hazırım dedim. Galiba artık şeyi biliyorum, ne kadar neye ihtiyacım var, neyi ne zaman yapmak istiyorum. Tıpkı son zamanlarda okuduğum ve aynı zamanda duyarak teyit ettiğim bir şey var ki çok istenildiğin bir dizide ben bu sene çalışmak istemiyorum, biraz nefes almak istiyorum diye cevap vermişsin yapımcıya. Tam da buradayım işte. Sen şu anda aslında o iki tane markanın da yüzü olup bir sürü markayla da dönemsel işbirlikleriliklerini yapıp dizi de yapıp 5 tane de film yapıp bütün dünyalığını toplayıp gidebilecek bir zamandasın. Ama o kadar merkezinde yaşıyorsun ki diyorsun ki hayır ben şu anda bu dizinin içinde olmak istemiyorum. Çünkü biraz dinlenmeye ve gezmeye ihtiyacım var. Yoksa bozuluyorum. Evet işte yani ben de bozuluyorum. Bozuluyorum, çöküyorum. Evet. Yani hiç sinirlenmeyeceğim şeylere daralır, aynen. sinirlenir hale geliyorum. Kendimi yıpratıyorum, etrafımdakilere kötü bir enerji yayıyorum. Tam ben de öyle oluyorum. O yüzden bu duruma gelmek istemediğim için kendime boşluklar bırakmak zorundayım. İnsanlar bizim işimizi biraz... Televizyona çıkıyorsunuz, parayı alıyorsunuz ya, filan gibi bir yerde tutuyorlar. Kızamıyorum yani görülen o, anlatılan o, magazinde yansıtılan belki haberlerde yansıtılan o. Ama ağır şartlarda bir çalışma çok. Durumu var bizde. Ha karşılığını almıyor muyuz? Alıyoruz. Amenna. Ama bu onu daha kolaylaştırmıyor. Fiziksel olarak orada bulunduğunuz bir iş. Ve bunun sonucunda hayatınızda... başka bir şeyin kalmadığı bir alana dönüşüyor. Ve o seneyi çiziyorsunuz. Eğer bir televizyon dizisinde oynuyorsanız o yılın üstünü çizin. Geçmiş olsun. Yani o yıl bitmiştir. Size ait değil o yıl. Oynadığınız karaktere ait oluyor. Öyle olduğu zaman da hayatta eşimle, dostumla, ailemle, kendi başıma, çocuğumla vesaire yapmak istediğim şeyleri yapamamanın verdiği evet. o stresi yaşadığım zaman yeni bir şey olmuyor hayatta. Bir şeye gücüm kalmıyor, başka bir şeye neşem kalmıyor. Dinlenmem gereken yerde o sosyalleşmeyi yapma, o sosyalleşme çabası içerisinde daha da yorgun düşüyorsun. Ve hafta başı tekrar aynı tempo başlıyor. O beni çok yıpratıyor. Evet.
yaptığım işte işin kalitesini düşürüyor. Bu çok güzel bir şey. Yani evet. Kendini bilmek, neye ihtiyacın olduğunu bilmek. Ben de bunu çok geç keşfettiğim için. O zaman da zaten her şey o kadar dürüst, berrak evet. olduğu gibi evet. ve başarılı oluyor. Doğru. Gibi geliyor bana. Zaten bu sende var yani. Benim bunu sana söylememe gerek dahi yok diye düşünüyorum. Şimdi yok, ben seni çok seviyorum. Bu kadarı söyleyeceğim. Defterin son satırını sana yazdırmak istiyorum ama bu arada çok güzel küçük küçük sorular var. Tamam. Diyor ki en rahat çalıştığın oyuncu? Ekin Koç, Neslihan Atagül, Berna Koraltürk. Ben zorlu biriyle çok çalışmadım ya. Süper. Yani Bülent abi öyle. Yani Merve buradaydı geçenlerde. Ya yani Ezgi, Gupse. Düşünüyorum yani öyle vay bununla bir daha da keşke denk gelmesem diyeceğim. Bir de senin öyle niyetin yok hayatta. Ya yok ben geçinmeye niyetliyim. Evet, sen de Bülent gibisin. Ne olur yani zorlamayalım yani. Evet. Gerçekten geçinmeye. Peki bu ara en çok söylediğin şarkı? Ya bu, sen şarkı çok seviyorsun. Bir de şarkı söylemeyi sevmişsin galiba eyvahlarım evet, olsun. Evet evet. Bir de şey şimdi buraya gelmeden önce de Bora Öztoprak'ın bir YouTube'da böyle bir 30. yılı sanat 30. sanat yılı tamam. üzerine böyle 30 şarkı 30 sanatçı Bora Öztoprak şarkısı konseptiyle bir programa katıldım. Şimdi oradan geliyorum. Bu üstümdekiler de vardı orada. Çok yani, güzel evet, olsun okay. ne güzel, şahane. Şimdi o şarkıyı yani Bora abinin şarkısını... Hangisi ya merak Gidiyorum şarkısı, gidiyorum artık. Onu yani ezberlemeye ve Bora abi gibi söyleyebilmek, yani ayak uydurabilmek için ya son 4 günde falan herhalde 76-77 kere falan dinledim. Onu söylüyorsun. Onu söylüyorum şu anda. Peki en sevmediğin huyun? Yani başkalarının iyiliğini de istesem yani burnumu sokmayabilirim. Herkes kendi kararlarını verebilecek ve sonuçlarına katlanabilecek bireyler. Ona bunu iyi niyet deniyor ama. Ama işte cehenneme giden yollarda. Değil mi? İyi niyet taşlarıyla bezenmiş. Buraya satırlarınızı yazarken evet. ben de fotoğrafımızı çekmek isterim bu arada hemen. Artık küpleşmiş fotoğrafım. Kızını uyuturken uyuyan güzeli anlatıyormuş benim canım Uraz'ım. Finali birazcık değiştirmiş. Prensle evlenmişleri şöyle değiştirmiş. Birbirlerine zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler. Prens iyi davranıyor mu diye bir süre uyuyan güzel beklemek istemiş. Hı hı. Bayıldım bu revizeye. Çok teşekkür ederim. Senden şöyle bir siparişim var. Çok bildiğimiz bu güncel masalları lütfen bir kız babası olarak tamam. finallerini ve detaylarını revize edip bana getirir misin? Ben onları okumak istiyorum. Denerim tabii. Lütfen. Tabii. Sen iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ömrün uzun olsun, ayağına taş değmesin. Teşekkür ederim seninle. Her şeyin hakkıyla veriyorsun. Gerçekten yaptığın her şeyin hakkını veriyorsun. Çok kıymetli bir örneksin tüm delikanlılar için. Ay süper ya. O yüzden öncelikle tabii ki hayatımızda olduğun için. Ve herkesin hayatında olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Geldiğin için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi bir soru soracağım artık biliyorsundur. Bu soruyu sorup sonra programı kapatacağım. Cevabı sosyal medyada yayınlayacağız. Tamam. Öyle küçücük bir şeyimiz tamam. var. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? İzleyen herkese sevgiler, saygılarımızı veriyorum. Saygılar, teşekkür ediyoruz. Peki efendim güzeller güzeli kızın 18 yaşına geldi. Hı-hı. Ve ansızın hiç beklemediğin bir anda ben evleniyorum diye karşına Hı-hı. çıktı. Şu an karşında oturuyor. Ona neler söylemek istersin? 18 yıl daha yaşlı Uraz baba olarak diye soruyorum. Sen bunu düşün. Ve yine çok kıymetli bir ismi ağırlamaktan dolayı duyduğum gurur ve gülümsemeyle programı kapatacağım. Yine bana çok iyi gelen, sana da iyi geldi. Bir başka bambaşka sohbetlerde beraber olacağız. Hoşçakalın. Canım Uraz tüm dinginliğiyle katıldı programıma. Çok erken yaşta olgunlaşmış. Hayatın tatsız sürprizlerine inat var etmiş kendini. Ayakları yere çok sağlam basıyor. Çok eğlenceli bir baba. Bence çok da güvenilir bir dost. Güzel kalbinin peşinden gitmeye devam etmesini diledim program boyunca. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı.
neşen ve başarıların daim olsun. Tüm ailene sevgiler.